Öz Pirinççi ve Demet Akbağ'ın dev oyunculuklarıyla ekranda her hafta ilgiyle izlenen Sandık Kokusu'nun bu haftaki bölümünde neler yaşandı? Hep birlikte izliyoruz. Sandık Kokusu, nefes kesen bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Karşı kim? Atilla Karsu'yu neden kaçırdı? Nefrete dönüşen aşk yeniden mi filizleniyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atilla bırak! Bırak! Bırak beni! Nefret ediyorum senden. Ben başka bir şey görüyorum senin gözünde ama. Gerçekler ortaya çıkıyor. Atilla ile babası Hasan'ın yüzleşmesinde kapıyı kim açtı? Sandık Kokusu'nun son bölümü Atilla'nın gerçeklerin ortaya çıkmasına yönelik hamleleriyle başladı. İlk olarak zorla evlendiği Lale'yi ikna etti Atilla. Sonra Karsu da kendince senden intikam mı aldı? Lale, ben Karsu'yu seviyorum. Aşığım ona. Aşığım. Ve bu saçmalığı izah etmek için ben çağırdım onu o gece oraya. Ama kendisi o kadar öfkeli ki bana, doğal olarak, hakkı. Bana böyle bir ceza verme gereği duydu. Bir dakika, anlamadım. Şimdi siz cilveleşmenize beni alet mi ediyorsunuz? Hayır. Yani ben senin oraya geleceğini bilmiyordum ya. Dile, sen aptal mısın be? Ha? Sen aptal mısın ya? Karsu seni sevse böyle mi yapar Allah aşkına? Sinirli olmak başka bir şey. Elleriyle gelip beni sana teslim etmesi başka bir şey Atilla. Olabilir ya, sevmiyordur belki. Sana ne ya bundan? Ben Karsu'yu tanıyorum. Gerçi şimdi tanıyamıyorum ama seninle olmaz Karsu. Böyle boşuna hayallere kapılma sakın. Olmaz, bu iş olmaz. Üç çocuklu bir kadın o. Senin gibi mafyayla işi ne be? Lale, ben bu mafya işlerinden zaten kurtulacaktım. Yapma ya. Evet. Ama işte bir aksilikler oldu ve ertelemek zorunda kaldım. Babam gibi aksilikler. Ama ben bu karanlık dünyayı öyle bir aydınlatacağım ki artık. Evcilik oyunu ya bu. Biz evcilik oyunu oynuyoruz şu an. Bitecek bu. Ama Lale'nin bu durumu hazmetmeye niyeti yoktu. Soluğu Karsu'nun yanında aldı. Benim fedakar arkadaşım. Nasılsın? Lale. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de ne olsun. Ben de ne yapayım, seni görmeye geldim ben. Tabii, tahmin ettim, kitap olacak halin yoksun işte. Yo, alırım belki, bilmiyorum da. Ama ben esasen teşekkür etmeye geldim. Yani dün gece harikaydı yani, şahaneydi. Çok sevindim, ne güzel. Gerçekten yani. Bak, bana böyle bir sürpriz hazırlaman var ya, o kadar kıymetli ki benim için. Net söylüyorum yani, gerçekten. Bak, ben balayı yapamadım ve çok üzgündüm. Sen bana balayı yaşattın. Sen bayağı bir detay anlatmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet, anlatmak istiyorum, anlatacağım. Anlatma. Rüya gibiydi. Vallahi rüya gibiydi. Yani Atilla o kadar şefkatli bir adam ki, böyle sarıp sarmalaması seni falan. Gerçi bizim ten uyumumuz var aslında. Ben çok sevindim. Gerçekten. Çok mutlu oldum ikinizin de ama özellikle senin adına ve buna ben vesile olduğum için çok daha mutlu oldum. Anlatamam. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Ay aşkım benim ya. Sen var ya, cansın can. Atilla'nın Karsu'yla konuşmaya ve her şeyi anlatmaya ihtiyacı vardı. Ama bunun için farklı bir plan yaptı. Karsu, lütfen dinler misin beni artık? Sence şu anda müsait miyim Atilla? Hı? Rica ediyorum. Lütfen konuşalım. Konuşamayız. İşimdeyim, gücümdeyim, patronun yanında. Lütfen gider misin? Benim için sorun yok. Teşekkürler Cevdet Bey. Gider misin lütfen? Benden günah gitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atıyor, bırak! Bırak! Bırak beni! Cevdet Bey, bir şey yapar mısınız lütfen? Bir şey yapmam lazım. Atıyor, bırakır mısın beni? Ne yapıyorsun ya? Lütfen bırak! Kaçırıyorum seni. Ne? Kafana dikkat et. Ne yapıyorsun? Gel, gel, gel. Ne yapıyorsun? Sen şu anda bayağı kaçırıyor musun beni yani? Evet. Sabah antrenmanımı yaptım, bu ikinci. Ha. Sen öyle sandın.
Ne yapıyorsun sen? Annemi arıyorum. Olmaz. Bırak telefonumu ver. Atilla. Karsu, bak. Lütfen sakin ol. Beni dinle. Allah rızası için. Telefonumu geri ver. Vermeyeceğim. Bana bak. Konuşacağız. Sen de dinleyeceksin. Lütfen. Lütfen biraz sakin olur musun? Lütfen. Olamam. Sakin falan olamam ya. Ne demek bir insanla konuşmak için onu daha başına getirmek ne demek? Mesajlaşmak diye bir şey var. Ayı mısın sen ya? Ayıyım ben. Ne anlarım mesajdan? Karsu lütfen sakin ol ya. Konuşalım. Ben gerçekten kendimi çok zor tutuyorum şu anda. Hayır, senin karın da merak edecek seni. Saat kaç oldu, neredesin? Karın merak etmeyecek mi seni ya? Otele getirdin sen onu ya. Salak gibi inandım ben de. İnanmadım aslında. İnanmayı seçtim sana. Ne oldu, ne gerek vardı, ne geçti eline? Nasıl ne geçti eline ya? Senin eline bir sürü şey geçti, ben biliyorum. Karın geldi, her şeyi anlattı bana. Çok güzel bir gece geçirmişsiniz, hemen yetiştirdi. Hatta sen bana bir teşekkür etmek istiyormuşsun. Öyle söyledi, yalan mı? Ha? Bir ya, balayı yaşatmışım size. Çok güzel bir gece geçirdik, balayı yaşadık biz. İnanıyor musun sen Lale'ye? Ben şu anda artık kime inanacağım, kime inanmayacağım gerçekten bilmiyorum. Karsu ben durmadım orada ya. Bilmiyorum, sana mı inanacağım, ona mı inanacağım? Çünkü sen benim bütün dengemi bozdun. Sen beni delirttin Atilla, bütün tuşlarıma bastın. Ben artık düzgün düşünemiyorum ve gerçekten şu anda burada olmak istemiyorum. Sen beni götürmüyorsan da ben kendim giderim. Ben eve kendim gidebilirim. Bunu Karsu, bırakmayacağım. Atilla Karsu'yu kaçırırken babası Hasan Bey de Karsu'nun annesi Filiz'le yakınlaşıyordu. Alam, bazen de böyle şair gibi konuşuyorsunuz. Herhalde çok okumaktan olsa gerek, çok mu okursunuz? Evet, evet okudum. Oldu, bir dönem okudum. Öyle zamanın nasıl geçtiğini bilmediğim günlerde okudum, öyle şeyler oldu. Ha. Ona Hasan dedim sanki. Dört duvara sığamışsın. Gözünü saatten ayıramışsın. Hani bazı günler oldu. Her gün duvara bir çentik atmaktan ibaret geçti o günler. O aralar bayağı okudum. Atilla Karsu'ya tüm gerçekleri anlattı. İnanması zordu elbette tüm bu yaşananlara. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen ne yaptın bunları? Yolda düşündün, şu an yazdın mı? Ne bu, yeni romanının özeti mi? Keşke. Ben yazsam böyle yazmam. Bizde asıl yazar babam. O yazar hayatımızı biz gider oynarız. Ama bu sefer öyle olmadı. Seni gördüm ben çünkü. Senin gözünde bir şey gördüm yani. Yani... Hayat bambaşka bir şey olabilir dedim. Evet, hayatım bambaşka oldu. Gidip bir de bunun hayatını kaydırayım dedin, öyle mi? Hayır. Aşık oldum. Bana aşık olduğun için mi gidip bir başkasıyla evlendin? Hayır. Sana aşık olduğum için... ...bu sefer kendim yazabilirim dedim. Ama babam geldi, hepsini sildi. Teker teker. Ne demek bu ya, ben anlamıyorum. Senin baban ya bir kadınla üç çocuğunun canına kıyabilecek birisi mi? Yani normalde bizim alemde böyle şeyler olmaz tabii ki. Bizde bile yani. Ama benim babam normal bir adam değil. Sen mafyasın. Senin baban bir katil. Yani beni ve çocuklarımı öldürebilecek kadar katil. Reha ile Lale bunu benden önce biliyor. Ve ben ne yaptım ya ben? Ya ben bunları hak edecek ne yaptım ben? Sen bunları hak edecek hiçbir şey yapmadın. Zaman ver. Ben bunların hepsini halledeceğim. Nasıl olacak o ya? Nasıl olacak o?
Atilla, ben yeni boşanmış 3 çocuklu bir kadınım. Ben yorgunum. Benim öyle bir gücüm yok. Ya ben yeni bir hayat istediğim için her şeyi yıktım, buraya geldim. Hayatıma yeniden başlamak istiyordum. Ama şu anda daha beter bir şeyin içinde durmuş. Ben sadece huzur istiyorum. Tamam mı? Tek istediğim şey bu. Ama sen ne yaptın? Geldin benim karşıma taşındın. Her şeyi batırdın. Ya baktım, madem bir şey hissediyorsun bana karşı, bir anda yok olup gitseydin. İnan bana, Lale ile evlenmenden daha az üzülürdüm bir anda yok olsaydın. Gerçeklerin ortaya dökülmesinden sonra Karsu, Atilla'ya olan öfkesini dindirmeye başlıyordu. Ben anlamıyorum, ne oldu da sen böyle bir anda bütün gerçeği bana anlatmaya ihtiyaç duydun? Ne oldu? Bir çıkış buldum sayende. Neymiş o çıkış? Babam bana bunları nasıl yaptırdı biliyor musun? Beni hayatta kaybetmekten en korktuğum şeyle tehdit etti. Ben de yaptım, ne istiyorsa. Ben de aynısını yapacağım ona. Kendi canımı koyacağım ortaya. Ne diyeceksin? Karsu'yla olmama izin ver, yoksa kendimi burada atarım mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Yok, öyle dersen at kendini der. Sadece benim canım değil, önemli olan. Benim canımı kimin aldı? Canımı kimin aldın falan, bunlar nasıl cümleler ya? Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bak, ben babamla yüzleşeceğim. İstediğimi alacağım. İlk iş evliliği bitireceğim. O evlilik bitince de ben koşa koşa senin kollarına geleceğim, öyle mi? Hayalim bu. Nefret ediyorum senden. Ben başka bir şey görüyorum senin gözünde ama. Ne yapıyorsun ya? Bana ayı diyen insana bakar mısın şu an? Sen ne, portakal mı attın bana az önce? Pardon. Önce boşanman lazım. Yalandan da olsa evli biriyle benim hiçbir işim olamaz. Önce boşanman lazım. Umut var ya. Sen önce boşan, sonra konuşuruz. Tamam. Söz. Ben de onu istiyorum. Sakın seni affediyorum diye heveslenme. Tamam, heveslenmiyorum. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Gerçek adın ne mesela? Adım gerçek. Atilla. Başka? Bir şey daha var. Ne? Mert. Ne oldu Mert'e, bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Yani... Mert benim kardeşim. Hasan Ağa, Filiz Hanım'ı sıra gecesine davet etmişti. Sıra gecesi keyifli başladı. Çok yoruldunuz, canınız çıktı. Biraz da başka biri mi yapsa onu? Zinhar, bunu ben kendi ellerimle hazırlayacağım. Kendi ellerimle yedireceğim. Bunun makbulü budur. Şundan bir tadarsanız. İyi. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Nasıl, güzel mi? Güzel.
acısı yerinde mi? Çok. Dur ya, bir şey olur. Hanımefendiye bir ayran da. İyi misin? Al, al, al. Filiz, öbür tarafa gittim geldim ben. Hiç ayran içmedim. Ama Atilla'nın baskın yaparcasına, sıra gecesine gelişi ortalığı karıştırdı. Allah kurtarmış. Hı. Yeni çıktım. Ama başlamışsın hemen sıra gecelerine biz siz. Ben biliyorum senin ne kadar zamandır dışarıda olduğunu. Oğlum sen bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Sana ben hesap mı vereceğim? Ya bu aramızdaki kırgınlık bitsin diye geldim. Ben o yüzden buradayım. O zaman buraya geldiğin zaman böyle baskın yapar gibi gelmeyeceksin. Atilla Bey. Haklısın. Ama artık konuşmamız lazım. Değil mi? Konuş o zaman. Konuşayım. Biliyor Karsu benim kim olduğumu, ne olduğumu, her şeyi biliyor. Ne diyorsun oğlum sen? Şunu diyorum. Sen bana bir ceza verdin. Biz yıldırım nikahı yaptık. Şimdi aynı hızla bu evliliği bitireceğiz. İsyan bayrağı açıyorsun yani, öyle mi? Estağfurullah canım, olur mu? Ben sana yalan söyledim. Hakkın var. Ama ben o üç çocuklu kadına aşık oldum baba. O üzülsün istemiyorum. Bana zorluk çıkartırsan kaderin inini biliyorum. Gideceğim, avlayacak beni. Ne diyorsun lan sen? Blöf yapmıyorum baba. Bak ben blöf yapmam, bunu çok iyi biliyorsun. Ben dediğimi yaparım. Ya kabul edeceksin ya da biz seninle bu gece vedalaşacağız. Karşı kim?